Aman ne kadar güzelsin, ne kadar güzel bir enerjin var. Tamam, gül beyaz gül işte gelmiş. Gerçekten öyle. Vallahi. Aynen, hoş geldin. Hoş buldum. Tanıyalım seni. 18 yaşındayım. İstanbul'da yaşıyorum. Şu an konservatuara hazırlanıyorum. İsmin? İsmim Senay Melek. Senay. Evet. Vallahi Senay'cığım, hemen şöyle bir şey söyleyeceğim. Benim bu yarışmada ya ilk sezondur ya ikinci sezondur. Şimdi onun kendi albümleri var, single'ları var. Dicle vardır. Benim hocam. Öyle mi? Evet. Şaka yapıyorsun. Şu an evet birlikte konservatuara hazırlanıyoruz. Artışan derslerine başladık. Aa, şaka yapıyorsun. Evet. Bak ne diyecektim biliyor yani, musun? Şaşırdım şu an. Böyle dokusu, böyle bir kokusunu hissettim yani Dicle'nin. Benziyor demiyorum, yanlış anlama. Kulağımı onunla da donduruyorum. Vallahi bak şurama dokundu biliyor musun? Seneler seneler öncesine gittim yani. 8-9 senesi vardır rahat. Allah Allah. Helal olsun. Bir sestir Dicle. Bilsem ki bir daha hiç denmeyecek. Bilsem ki gözyaşı hiç dinmeyecek. Ben normalde aklımda hani müzikle ilgileniyordum ama gideyim konservatuvar okuyayım. Hani bu işi gerçekten tam anlamıyla öğrenip yapayım gibi bir düşüncem yoktu. Biz Dicle Hoca ile karşılaştıktan sonra zaten bayağı tuttu elimden gibi bir şey oldu. Ondan sonra dedim ki onunla konuştuktan sonra, gördükten sonra dedim ki tamam ben bu işi yani alaylı bir şekilde yapmayacağım, öğreneceğim, donanımımı kazanacağım. Harika. Daha sonrasında gireceğim konservatuara. Aferin sana. Ve 18 süper, yaş için süper. Yani çok olgun, çok oturmuşa yakın bir sesin var gerçekten. Yani, teşekkür ederim. 18 beni çok şaşırttı. Böyle küçücük yerlere çok kısacık, çok ince nameler yerleştirdin. Aynen. Ki bu şarkıda böyle çok da fazla aslında, hele nakaratta çok mucizeler yaratabileceğin kadar yerler yoktur. Evet. O kadar güzel duru akıyor ki nakarat. Çok da güzel şarkı seçmiş gelmiş. Ümit Sayın'a da Ümit selamlar, Sayın'a, sevgiler yollayalım. Üstadımıza selamlarımızı gönderelim. Aklında birisiyle gelmiş miydin? Hayır. Hiçbir fikrim yok. Nasıl hayır ya? Benim telefonum benim de, ben bir Dicle'yi arayayım. Ya aynı şey aklımdan geçti şu an biliyor musun? Dicle'yi mi arayalım, ne yapalım ya? Arayalım ya. Ben de onu çok oradan zorlamıyorum seni, o kadar değil. Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Afrika'da doğan yavru fillerin çoğu şu anda dişsiz doğuyor. Nedeni annelerinin, babalarının dişleri yüzünden öldürülmesi. Evet. Bunun için kalıtımsı olarak hayatlarını uzun devam ettirmek için dişsiz doğmaya başlamışlar. Bunun konumuzla hiçbir alakası yok. Sadece... Hani... Ama öyle ya da böyle çok önemli bir konuya parmak bastın. Ama evet, aralarda böyle mesajlar vermemiz lazım yani. Harika. Peki o zaman önce sebebi, sonra kararın. Sakın, öyle bir şey yok. Çok ben hazırım bak, abi, çok hazırım ben sana. Ben daha da hazırım yani. Bir de yani Dicle'den de tecrübeliyim. Daha evvelim de benimle birlikte yarıştı. Bak Afrika'daki gergedanları... ya sana zaman kazandırmak için yani. Senay, gel canım. Gel tatlım, gel. Gel. Söyleyeyim mi? Söyle. Ama önce sebebini. Ya hiçbir şey düşünmeden gelmiştim. Şu anki hislerime sadece dayanarak... Murat Boz'dan... Gel kız buraya.